Tam sayılara gelelim. Şimdi tam sayılar baktığımız zaman aslında ilk gösterdiğimiz sayılar konusunda z demiştik. Bu z olduğu zaman şurada tabloda gösterdiğim komple bunlar sonsuza gidiyor bu arada. Arkadaşlar bitmiyor böyle. Sonsuza gidiyor. Z'dir. Ama eğer artıdan bahsedeceksek artıdan şuralardır. Eksiden bahsedeceksek şu taraftır. Yani sadece z dediğim zaman yani sadece baktığım zaman önün üzerinde işareti yoksa burada sıfırı dahil ediyorum. Ama artı varsa birden başlıyor artılar. Eksiler de eksi birden başlıyor. Sıfırın nötr olduğu ve işaretsiz olduğunu bilelim. Başka buradan bilmemiz gereken bir şey yok. Soru tipi var. Onu da göstereceğim zaten. Geçelim bunları. Tek ve çiftler önemli. Geçmiş yıllarda daha doğrusu çıkmış sorular var bununla ilgili. Şimdi tek ve çift sayılar bir kere teklerden bahsedelim. 1, 3, 5, 7 diye giden. Yani burada karmaşıklık şekilde yazmış. 1, 3, 5, 7 böyle giden. Bunun hem artılısı hem eksilisi de dahildir yani buna. Bu sayılara tek sayılar diyoruz. Geri kalan nedir? 2. Yine 2, 2 artıyor. 4, 6, 8 böyle gidiyor. Hem artılısı hem eksilisi bunların da çifttir. Bunlar tek. Bunlar çift. Burada bir de sıfırı dahil ediyoruz arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Çok da zor bir şey değil. Şimdi gelelim. Şu özellik çok önemli. Çünkü bunu kullanıyoruz. Şu. Eğer t'nin üzeri ense dediği şey şu. Şimdi burada 4 işlemi göstereceğiz ama önce onu göstereyim sonra bunu anlatayım en iyisi. Şimdi toplama dediği şey ben genelde tek sayılarda şöyle yapıyorum. T 1 çift 2 diyorum. Tek ile teki toplarsam yani 1 ile 1'i toplarsam 2 nedir? Çift. Aynı zamanda 1 ile 1'i çıkarsam 0 nedir? Çift. Gitti. Tek ile teki tek de çift toplarsam yani 1 ile 2'yi toplarsam 3 nedir? Tektir sonuç. Çıkarırsam eksi 1'dir yine tektir. Ya da tek de çifti çarparsam yani 2 ile 1'i 2'dir yani çifttir. Tek de teki çarparsam nedir? Tektir yani 1 ile 1'i çarparsam 1'dir. Çift de çifti toplar ya da çıkarırsam yani 2 ile 2'yi toplarsam 4. 2 ile 2'yi çıkarırsam 0 yani çifttir sonuç. Çift ile çifti çarparsam yani 2 ile 2'yi çarparsam 4 yani çifttir. Burada dikkat edin arkadaşlar. Şu çarpmalar çok önemlidir. Neden? Şimdi diyelim ki bir şey böyle tek ile tek çarpılıyor. Kaç tane olduğunun bir önemi yok. Eğer sayılar tekse çarpımın sonucu yine tektir. Sayılar çiftse ne kadar olduğunun bir önemi yok dedim bakın. Sayılar çiftse çift çarpılıyor diyelim. Çift, 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 çift. Böyle gitsin. Hepsi gidebilir. Sonuç yine çifttir. Diyelim ki çift tek. Bir tane çift olması istediği kadar tek olsun. Sonuç çifttir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu soruya bakalım. Burada sonsuza kadar yazdığım şey aslında burada neyi gösteriyor bana? Yani ne dediği şey kaç tane artık sayıyla çarpılıyorsa o demektir. Şimdi burada o zaman bir n'nin bir önemi olmadığını anlıyoruz. Çünkü sayı zaten tekse tek çıkıyor. Kaç kere çarpıldığının bir önemi yok. O zaman biz bunu kaldırmış oluyoruz. Yani üzerlerini görmemize gerek yok. A artı 2 bir tekmiş. Tamam. A artı 2 tekmiş. O zaman şöyle söyleyelim. Diyelim ki burası 3'tür. Tek diyelim. Bir sayı söyleyelim. Burası da 1'dir. Demek ki A nedir? Tek. O zaman aşağıdaki hangisi tektir? A'nın tek olduğunu biliyorsam yani 1 diyelim A'ya. 1 çarpı 3, 3. 1 ile topla 4. Ne oldu? Çift. 1 ile 1'i topla. Ne oldu? Çift. 1 ile 1'i topla. Ne oldu? Çift. 2 ile 1'i çarptım 2. 4 ile topladım 6. Ne oldu? Çift. 5 ile 1'i çarptım 5. 6 ile topladım 11. Cevabım nedir? E şıkkı. Bu soruya 24. soruya bakalım arkadaşlar. 24. soru da aslında güzel bir soru. Tek yapmam gereken 24 sayısına çok dikkat etmem. Yani buradaki 24 sayısı bir çift sayı ve bu gerçekten son zamanlarda normalde müfredatın konusunda metropolün eski sorularında yok. Bazen arkadaşlar soruyor hocam bunlar var mıydı? Bunlar yoktu arkadaşlar ama eklenmiş. Sınavda gelme olasılığı tabii ki var ki geliyor da. 24 sayısı çift ve burada 2A artı 1 var. Bakın 2A artı 1. Yani şöyle düşünelim. Bir şeyi çiftle çarpmışım. Yani A ne olursa olsun yanındaki çift olunca ne demiştim? Çift olur. 2 çarpı A. Yani burası çift olur. Artı 1 ile topladığım zaman
çiftle teki toplarsam yani sonuç burası tek olacak. Yani çarpımlarından biri tek. Bakın soru nereden nereye geldi. Çarpımlarından biri tek olacak. Şimdi ben çarpımlarından tek olana bakalım. Ne var? Hem de A ve B pozitif tam sayı. Bunu da unutmayın. 3 çarpı 8 geliyor aklıma hemen. Çünkü 4 çarpı 6 var. Olmuyor. İkisi de çift. 1 çarpı 24 var. Bir de 3 çarpı 24 var. Başka yok. O zaman 1 olamaz. Çünkü A 0 olamaz. 0 olması lazım buranın 1 çıkması için. Bana pozitif diyor. O zaman 3 olacak. Yani A'nın 1 olması lazım. 1. B'nin de buranın 8 olabilmesi için 10 olması lazım. Bu da 10. 1 ile 10'u toplarsam cevap 11'dir. Çok güzel bir soru. Görmek lazım. Dediğim gibi. Geçelim. Ardışık sayılar yani ard arda bir düzen şeklinde artan sayılar denir. Bunların hepsinin kuralı var arkadaşlar. Ezberlemek lazım. Birden başladığı takdirde son sayıya kadar giden hani herhangi bir son sayıya kadar gitti. 10'a kadar gidebilir. 12'ye kadar gidebilir. Son sayıya n diyoruz. Bunların toplamı birden n'e kadarki sayıların toplamı ama bak birden başlamak zorunda. Tekrar söylüyorum. N çarpı n artı 1 bölü 2. Ardışık çift sayılar eğer 2, 4'ten başlarsa en son sayısı 2'nin bir katı olacağı için 2n diyoruz. Yani son sayı atıyorum ki 24, biz buna 2n eşitliyoruz. Burada n'i bulacağız. Bunların toplamı da n artı 1 oluyor. N çarpı n artı 1. Eğer tekse, şimdi örneklendireceğim hepsi, n kare oluyor. En sonkini en son söyleyeceğim. Şimdi bunları örneklendirelim. 1'den 10'a kadar sayım toplansın. Bunun toplamını ben tek tek toplamama gerek yok. Son sayıya n diyorum. Formül n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani n'e 10 dersem 10 çarpı 11 bölü 2'den şurası 5, 51. Şey 55. Neymiş? 1'den 10'a kadar hakikaten toplasam, gerçekten böyle hesap makinesi toplasam 55. Devam edelim. Çift için örnek verelim. Şimdi 2'den başlasın. Kaça kadar gitsin? 24'e kadar gitsin. 2, 4, 6, tık 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 24'e kadar gitsin. Son sayıya 2n diyecektim. Yani 2n eşitmiş 24 o zaman. N nedir buradan? 12. Formülünden dolayı n çarpı n artı 1 demiştim. N'i o yüzden buluyorum zaten. 12 çarpı 13'müş buranın toplamı. 12 çarpi 13 nedir? Bakın 36, 12, 156'ymış buranın toplamı. Gerçekten ben 2'den 24'e kadar sayıları toplasam 156 çıkacakmış. Tamam. Geldik son tek olana. Tek olan da güzel. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5. Böyle gitsin. Kaça kadar gitsin? 19'a kadar gitsin. Toplamını sorsun bize. Şimdi burada ne yapacağız? En son sayıya 2n eksi 1 diyoruz. 2n eksi 1 eşittir 19. Attım buraya eksi 1'i. 2n eşittir 20. N nedir o? Buranın toplamı n kare demiştim. N üzeri 2 yani. O da nedir? 10 çarpı 10'dan 100'dür yani. Gerçekten 1'den 19'a kadar sayıları toplasam 100 çıkar. Şimdi bazen öğrenci kafası karışıyor. Yani daha doğrusu kafası derken mantığını oturtmaya çalışıyor. Burası neden n? Burası neden 2n? Burası neden 2n eksi 1? Şöyle düşünün arkadaşlar. Sayım 1, 2, 3, 4 diye gidiyordu. Bakın hepsi 2 ile çarpılmış gibi. Yani n de 2 ile çarpılmış gibi düşünün. 2n. Bu neye 2n eksi 1? Hepsinden 2n 1 azaltılmış. Bakın 1 azaltılmış. 1 azaltılmış. O yüzden 2n eksi 1. Yani mantıken öyle oturtturun. Geçelim. Demin söylediğim gibi hepsi baştan ya 1'den başlayacak n'e kadar ya 2'den başlayacak 2n'e kadar formüller ona göre düzenleniyor. Yani formülü uygulayıp doğru çıkmanın tek sebebi yani çıkabilmesi için hepsinin baştan başlaması lazım sayıların en baştan. Peki başlamazsa ne olur? Onunla ilgili örnek vereceğim. Diyelim ki benim sayım 7'den başladı. 7, 9, demin yaptığımız şey olsun 19. Sayı buradan başladı ve soru işareti dedi. Ben formülü uygulamam için bakın direkt formülü uygulayamam. Uygulayabilmem için şuraya 5, 3, 1 eklemem lazım. Şimdi eşitlik şöyle bir şeydir. Bir terazi gibidir. Terazinin şimdi bu tarafa ağır basıyor. Çünkü sayı ekledim hiç yokken. O zaman bu tarafa da aynı şeyi eklemem lazım ki eşitlik sağlansın. 1, 3, 5. Bakın sağlandı. Burada ben formülü uygulayabiliyorum artık. Nedir formülüm? 2n-1, 19. 2n eşittir 20. N nedir o? Buranın toplamı ne diyorum? 100. Burayı da toplarsam 5, 3 daha 8, 1 daha 9.
Yani 100 soru işareti 9. At bu tarafa 91 eşittir soru işareti. Yani cevabın 91 olacaktı eğer öyle bir soru olsaydı. Şimdi şu son kısmı atladım. Onu bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bu belirli. Bunlar hep sabit düzenler. Yani ardışık sayılar, ardışık çift sayılar, ardışık tek sayılar. Bunlar bir kalıp. Eğer bu kalıbın dışına çıkarsa, yani herhangi bir artış gözlenirse, işte alttaki olduğu gibi 5-5 artış, 7-7 olabilir, 8-8 olabilir. Yani kafasına göre olabilir ama düzenli olacak. Bunları nasıl toplayacağız? Bunların formülize edilmişi nasıl? Bunu da şöyle diyoruz arkadaşlar. Genel bir formül var. Yani bu demin 3 tane formülün yerine de bu yazacağımı kullanabiliyoruz ama bunu da neden yazdığımızı anlatacağım daha sonraki sorularda. Şimdi formül şu. Son sayı, yani son yazılan sayıyla ilk yazılan sayıyı topluyoruz, 2'ye bölüyoruz. Çarpı terim sayısı. Terim sayısı da şu. Kaç tane sayı var? Kaç tane sayı yazılmış? Mesela diyelim ki 2, 4, 6, 8. Burada 4 tane sayı var gibi. Bu bir terim sayısı. 4 terimdir bu. 4'lü terimdir. O yüzden terim sayısıyla çarpacağız. Bu bizim genel toplamamızı veriyor. Genel toplama formülü. Terim sayısını da hemen yazalım ne olduğunu. Son sayı eksi x sayı bölü sayılar kaç kaç artıyorsa artış miktarı artı 1. Bu da terim sayısı. Bazen bu formül de işimize yarayacak. O yüzden bunu tek de bilin. Yani burada yazılanları bilin arkadaşlar. Terim sayısı da bu. Şimdi burada bir tane soru bulalım. Bununla ilgili çözelim. Bakın burayı iyice not alın ve yazın. Hatta kitabı alın arkadaşlar. Çoğu arkadaşlar kitabı almış. Çok sevindim. Sizle beraber gitmek istiyorum dedi hoca. Çoğu arkadaşlar hocam dedi. Instagram'da ders videoları gelmiyor. Kitabı da aldım ama beraber işleyelim dedi. Ben de tamam dedim. Hani çok kişi aldığına göre demek ki biz de elimizden geleni yapalım dedik. Şimdi gelelim bu örnekleri çözelim. Öncelikle buradaki pekiştirmeye bakalım. 1'den 24'e kadar olunca ne yapacaktık? Bakın 1 gitmiş. Son sayıya n diyordum. Yani n dediğim şey 24. Formülüm neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2. 24 yerine koyacağız. Bakın. Bununla bunu çarptım. 12. Sonra bununla bunu çarptığım zaman 300. 2, 40. 2, 2 gidiyor. Son sayıya ne demiştim? 2n. 2n'e 40 dersem n ne olur buradan? 20. Formül ne? N çarpı n artı 1. Yani 20 çarpı 21'den 420 gelecek. Tek sayılarda ne demiştim? 2n eksi 1. 27. 2n eşittir 28. Eksi 1'i diğer tarafa atınca n nedir? 14. Burada karesini demiştim. 14'ün karesi bu işlemin toplamı olacak. O da 196. Geldik bu soruya. Kaç kaç artıyor? 6, 6 artıyor arkadaşlar. O yüzden tek yapmam gereken şu. Genel toplama formülünü kullanacağım. Son sayım 76. Artı ilk sayım 4. Bölü 2. Sonra terim sayısı formülünü yazacağım. Son sayım 76. Eksi ilk sayım. Artış miktarı 6, 6. Artı 1. 76, 4 daha 80. 2'ye böldüm 40. Çarpı. 76'dan 4 çıkardım. 72, 6'ya böldüm. 12, 1 ile topladım 13. 40 ile 13'ü çarparsam 520 eder. Geçelim. Bakın bu da çok güzel bir soru. Şimdi burada 4 parantezi alırsam, bakın 4, 4 gidiyor. 1, 2, 3, böyle gidiyor. Artı 12'ye kadar. Bir de eksi 3 parantezi alalım. 1, 2, bu da 12'ye kadar gidiyor. 4 tane bundan, 3 eksi 3 tane bundan var. Toplanırsa, yani bazen bunu da öğrenci olabiliyor, karıştırabiliyor. Şöyle söyleyeyim. Bakın şurada dikkat edelim. Bu şeyler aynı. Yani 4x'ten 3x çıktı gibi düşünün. Sonuçta nedir? X'tir sonuç. X dediğim şey bunun toplamı. Yani 1'den 12'ye kadarki sayıların toplamı. Şunları da yazayım da. Şöyle sayıların toplamı nedir? Son sayı n'si 12 çarpı 13 bölü 2'den 78'dir. Cevap 78. Tamam. Bu birinci yol arkadaşlar. Böyle görürse çözülebilir. İkinci yol. Onu da gösterelim. İkinci yol şu. Artı olanları şuraya yazalım. Artı eksi olanları aşağı yazalım. 4, 8, 12, 48'e kadar gitmiş. 3, sonra ne gelmiş? 6, 9. Farkındaysanız hep bir eksik, 2 eksik, 3 eksik bir düzen halinde geliyor. Sonra da 36 gelmiş. Bunlar toplanınca bakın buradan 1, buradan 2 kalıyor. Sonra buradan 3 kalıyor. En sonunda 12 kalıyor.
artı farkındasınız. Artı 4'ten eksi 3 toplanırsa artı 1 kalır gibi. O zaman bunlar da artı böyle. Sonuç olarak böyle de bulabiliriz. 1'den 12'ye kadar yine formülü kullanıp sonucu bulacağız. Geldik buraya. Örneğe. 1'den n'e kadar sayılar toplanmış. Şimdi bir kere şunu kullanmamız lazım. Bize bu boşuna verilmemiş. Bakın dikkat edin soruyu okurken. Şu bize boşuna verilmemiş. Demek ki biz bunu nasıl kullanacağız? A 1, 2, 3 böyle gidiyor. En son 15'e gelecek bu sayı. Yani 14'ten sonra bir 15 gelecek. Sonra 16 gelecek. Şimdi böyle gidecek. Farkındaysanız 2'den önce ne gelir? 1 gelir. Yani bir eksi gelir. N'den önce de o zaman bir eksi gelecek. Yani N eksi 1 artı N gelecek. Buraya baktığımız zaman o zaman şurası ne oldu? Bakın şu bölge. Hangisi oldu? İyi dikkat edin. Şu bölge. Aşağıdaki B oldu mu? Şurası. Bakın B. Attım B'yi bu tarafa. Eksi B diye. A eksi B. 1'den 2, 3 böyle gidiyor. 14'e kadar artı N. Ne oldu A eksi B? 120 diye verdi. Biz 1'den 14'e kadar sayıları da toplamayabiliyoruz. 14'e N dersek. Bu sefer ama buradaki N'in bir anlamı değil. Formülümüzü biz kullanıyoruz. Yani biz şuranın toplamını bulmaya çalışıyoruz. Buradaki N'le karıştırmayın. Yani gidip de 14 aramayın şıklarda. N eşittir 14 ise formül gereği N çarpı N artı 1 bölü 2. 14 çarpı 15 bölü 2 çarptım 7, 105. Yani 1'den 14'e kadar ki sayıları biz nasıl toplamayı öğrendiysek toplama formülünü yaptık. 105 buldu. Artı N. O zaman N nedir? 15.